Attık mı buraya? Atmadık. Piyadeler yenileniyor. Biraz daha süresi var. Şayet saldırırlarsa iki tane top var zaten. Her türlü tutarız diye tahmin ediyorum. Orada da bir üniversiteye başlamıştık. Napolyon mu o? Değil. Napolyon daha çok yıldız olması lazım. Napolyon da bir altta yalnız. Şimdi gördüm. Aleykümselam. Hayır, pes etmem. Onu bir göstereyim size. Büyük ihtimalle Napolyon'du. Çünkü 8 yıldız gördüm yanlış görmediysem. Aleykümselam hepinize gençler. Aleykümselam Ferdi, hoş geldin. İyi yayınlar ve oyunlar Kaan. Varno 410 TL'den çıkmış. 307'ye mi düşmüş? Ha, ben 307 gördüm direkt. 400 küsür çıkması anlamsız. Oyun 30 dolarmış. 13 küsür dolar. Çarpsana ne kadar ediyor? Napolyon ise Allah'ımıza kavuşuruz demiyor. Yok ya. Napolyon şurada büyük ihtimalle. Aynen bak. Şu 6-7 yıldız. Yüksek ihtimalle Napolyon yani. 7 yıldızlı başka kumandanları var mı bilmiyorum. Bu Jean-André Massenia. Ama yine de güçlü bir ordu. Yani Fransız ordusu bu oyunda fazlasıyla sağlam. Biz yine de şu hali hazırda kazandığımız bütün parayı bir ticaretimize, gelişimimize harcayalım. Bol bol para kazanmaya devam edelim diyeceğim. Tarlalar önemli. Daha sonra fabrikalar, daha sonra hani bibidi babidi bum. Buraya da bir dry dock yapabiliriz. Ya da şu Opera House artı 8 veriyor. Bir de mutluluk arttırıyor. O da olabilir. Topçu fabrikası ne veriyor? Six Pounder'lar. Yani topçuyu da açabiliriz aslında. Six Pounder veriyor ama işte şeyli. Atlı Six Pounder. Galiba şu an atsız yapıyoruz. Aynen şu an atsız oluyor yaparsam. Yani geleceğe yönelik bir yatırım. Çok aciliyeti olduğunu düşündüğüm bir yatırım değil. Şuraya bir Magistrate yapalım. Gallerden de biraz adam gibi para toplayalım. Şuraya bir kayıt alayım. Yanlışlıkla Uplay'i açık unutmuşum. Onun bildirimleri bizi rahatsız edip durur. Kapatalım. Gitti. Neye göre gidiyor, neye göre gitmiyor anlamıyorum ya. Alt tab bazen alt tab çalışıyor, bazen çalışmıyor. Neyse ki save aldık ama. Açalım tekrardan. İyi yayınlar. Napolyon gördüm damladım. Hemen dipnot, sakın Fransız orduları ile hızlı savaş yapmaya yanarsın Fuat abi demiş. Ayın 27'sine kadar 300 TL. 307 TL'ymiş. 400 mü yapıyor? 30 dolar. 13 küsürle çarpınca. 30 çarpı 13 400 dolar mı yapıyor ya? 10 desen 300. Harbiden ha. 390 küsür yapıyor. Küsür atlarla evet. Demek ki doğru fiyattan çıkmış yani, sonradan bir indirmişler böyle hayrına. Var var. Varno'ya 300 lira verilmez. Ya bizim için verecek fiyat değil. Adamlar düz yapmış yani, yapacak bir şey yok. Warhammer'dan sonra bu oyun çok zor geliyor. Sence nasıl öğreniyorum? Aksine rahat yani genel olarak. Knight'ından maket. Zaten her hamleyi yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yollar tamam mı? Yol yapmanın bir yer kalmış mı? Yok. Aşağıda Cebeli Tarık'ta hiçbir gelişim, hiçbir yatırım yapmadım. Zaten çok bir para kazanmıyoruz buradan. Buraya liman yapabiliriz. Hani ek olarak. Burayı korur muyum? Buraya asker basılır mı? Bilmiyorum. Ya basit bir yol bile burada aslında bize para kazandırır devamlı. Yani buraya 8000 verip Starfort yapmadığın sürece burayı tutmanın, buraya asker basmanın çok bir anlamı yok. Çünkü çok hızlı basamayacaksın askeri. Her an saldırabilirler. 70 milyar dolar 1 trilyon yapıyor demiş. Peki. Çok pahalı çıkmış da yani, onu bugün şeyde tartıştık. Abone kanalında tartıştık. Neden öyle olduğunu, neden dikkat edilmeliyiz. 8 pounder'ı var. 4 tane de 6 pounder var. Adamda top üstünlüğü var hoca. Füsiliyerleri de iyi. Gerçi bizim line'lar daha iyiymiş lan. 80-50 bizimki. Herifinki 80-40.
Gerçi bizimkiler rütbeli mütbeli, yani onun da etkisi var da. Atlı gücüm çok zayıf, atlı gücü çok güçlü. 3 tane atlısı var herifin, 5 tane topçusu var. Ya yani her açıdan bizden üstün şu an. Ve harita çok güzel değil. Bu yani burada 3 kere 3. savaşımız falan olacak yanlış hatırlamıyorsam. Harita pek avantajlı değil savunan tarafı için. Ki bence büyük bir saçmalık, savunan tarafı için daha avantajlı olması lazım şehir olduğu için, ama maalesef pek avantajlı değil. Dedim ve harita mı değişti lan? Burası tepelik. Ağaçlara çarpıyor mu bu eskilerinde hatırlamıyorum. Gayet çarpıyorsa ona göre şey yapmak gerekir. Artillery reporting. Sir, unlimber. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Islak havada savaşmak evet benim de hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Ağlamayın da oynayın. Nerelerden geçebilirlerse oraları hep şey yapalım, tuzaklayalım. Sen de mayın koyuyorsun ha. Warhammer 3 yer mi? Şubat'ta. 3 Şubat olması lazım erişim. Atları nereye koysak sıkıntı gibi ya. Şöyle koyayım. Arthur Veliz'de de böyle gelsin. Başka oynatmadığım birlik kalmamış olması lazım şu Arms Citizen'ı saymazsak. Onlardan da birini böyle koyalım. Yeni nereye koyabiliriz? Yine de şu binanın içine atayım. Bunlar binada daha iyi iş yapar. Gel. Ha siz aranızda konuşuyorsunuz tamam. Adam ne dedi anlamadım. Hangi adam, ne oluyor? Tamam. Şimdi bir saniye. Tuzakları koyduktan sonra bu askerleri geri çekmemiz şart. Savaşma açısı açısından açıları pek iyi değil. Sen de şöyle geç. Sen de böyle geç. Daha sonra bir line çekeriz herhalde. Ha, wet powder. Yağmur yağıyor ya, o yüzden wet powder hoşuma gitmiyor diyor. Koşun, koşun, koşun. Mayınım mı patladı? Ha yok. Acil koşun lan, top atışı yiyeceksiniz. Yedi bile. Joyki yayınlarını bekliyoruz reis, efsane kapışma serilerini demiş. Eyvallah. Battan'ın iyileşmesi gerekiyor önce. Ondan sonra yaparız. Menzilimiz varsa topçularını vuralım tabii. Arkasında atlılar da var. Hepsi bir arada gitsin. Hadi hallederiz. Şubat'ta çıkmıyor mu oyun zaten? Neden o kadar geç? Oyun Şubat'ın 17'sinde çıkıyor. Bizim erkenleri şimdi... Hatırlamıyorum tam tarihi. Mailine bakmam lazım. Ya 5'inde ya 10'unda olması gerekiyor. Şurası çok hoşuma gitmedi ama neyse. Dünden bugüne ne değişti? Bir şey değişmedi. Dünden devam ediyoruz. Oo, gelmiş görmedim lan. Atlılarını öldürdüğüne göre koş. Topçuları bitiriyoruz.
çok yavaş oluyor emirleri ya. Göremiyorum ki herifleri. Şu space'e bastığımda ormanı bari kapatsaydı. Şarap delinin önüne oturmak da yani cesaret ister. Hakkını vereyim. Koşundan koş 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 koş. Battalma ne oldu? Battal kulağı çınlıyor, onunla uğraşıyor ya, kulak çınlamasıyla. İyileşsin. Zaten sömestr tatili falan da geliyor, sınavları da biter. Dersi mersi oluyordu, sıkıntı oluyordu. Sıkıntısız yaparız Joe'u. Joe kaçmıyor. Joe 3 ama öte yandan o kaçıyor. Gelse iyi olur. Şu dar koridorda bu sırada bayağı iş yapacak şarapnel ve şey. Top atışı bence. Ama sanırım açımız bayağı leş, sektire sektire atıyorlar. Bize bile bakmıyor. Tamamdır. Selamlar Kayreli, hoş geldin. Mayınıma doğru geliyorlar herifler var ya, çok çok enteresan bir şey olacak burası. Ha bir de koridor ya, bir atışlıyorum üst üste hepsi gidiyor gülleden. Böyle yakından izleteyim size. Mayına doğru da gidiyorlar. Keyifli bir sahne olur. Kenesler iyi olur da menzili yok ki şu an. Menzili olsun. Geldi mi menzile? Alalım hepsini menzile. Bu muydu lan, bu neydi böyle? Neredeyse hiçbir şey yapmadım. Hayal kırıklığı. Ne var orada? Şasöre şeval varmış. Dur bakayım şu 11'liği orada bir kaçırabilirsek. Şehrin içi biraz kalabalık, o dert olacak illaki. Koş. Şunu atlattığımız sürece dert yok. Ya, tüfekli miyim bunlar? Hiç fark etmez ya, topçuları bitsin yeter bana. Kötü, bizim askerleri çok vuracak. Burayı bir bitirelim de ormanı. Topçu gücü gitti. Arkadaşlar her oyunda zaten öyledir. Hiçbir oyunda AI'nin zekası artmaz. AI'nin zekası diye bir şey yok. AI'nin zekasını falan arttıramazsınız yani. Öyle bir dünya yok. Oyunlardaki AI senaryolanmış hareketlere şey yapar. Tercihlere göre hareket eder. Evin kendi seçimleri tercihi yoktur yani. Dolayısıyla zorluğu arttırdığınız zaman AI'nin bonus almasını sağlamazsınız. Aslında AI zorluğu artmaz. Oyunun zorluğu oradan gelir. Senin bir birim paraya bir birlik basışına AI 3 birlik basarsa o zaman daha zor olur işte.
Asıl zorluğun şeydi o. Hadi bir şarapnel sıkın şunlara bitsinler. O da hile denmez yani. Infantry biraz daha dayansın, bitireceğiz orayı. Tamam, geri kaç. Evin içine girdi zaten. Aynen öyle. AI zaten, AI dediğiniz şey arkadaşlar genel tercihlere göre karar alır. Kendi aklı yoktur yani. Ben şunu seçeyim, ben bunu yapayım demez. Genel tercih neyse AI onu tercih eder. AI'yi şey gibi düşünemezsiniz yani, satranç oyuncusu gibi düşünmemeniz lazım. Şunu oynadım, şöyle yaptı diye. Onlar bile programlanıyor ya. Kaçsın ya, dert değil. Şehrin içinde çatışmak çok zor ya birliklerle. Bu sistemde. Çözeceğiz. Evi yıkarak çözeriz. Topçular çok zayiat aldı. O pek hoşuma gitmiyor şu an. One of our units has used all its ammunition, sir. Bunun mermisi bitti ya. Ya düşünsene, bir eve konuşlanmış adam içeriden sıkıyor, sen de topları diziyorsun, top atışı yapıyorsun eve devamlı. Yıkılsın diye. Ortamın saçmalığını düşünmeniz açısından söylüyorum yani. Gayet saçma bir durum. Bize ihtiyaç var. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Kazandık ya. Bir atlımız da wipe yedi galiba ya. Bilmiyorum, şehir savaşı yaptım. Strength and honor. Ağzıma bir şey geldi ama. Umarım çayın Süleyman'dır. Şu şeyde gördüğüm tuzakları bulamadım ya, hepsi burada da. Gökhan Öner bir tane şeyinde paylaşmıştı. Evini gezdirirken bir sürü çiçek yapmış. Çiçeklerin de dibine böyle şurup gibi bir şey mi? Bir şey ayarlamış böyle. O minik sinekler oraya geliyor, yapışıyor, ölüyor. Öyle bir, hani bitkilerden dolayı sinek oluşturmaması adına.
O tarz bir şey bulamadım. Hep böyle tavandan sarkan abuk subuk şeyler var. Herhalde bir ismi, bir cismi, bir şey var onun da. Ben şey yapamadım diye tahmin ediyorum. Bulamadım diye. Şimdi Diamond Formation boş iş. Keronate boş iş. Oxford. Division of Labor ve Bottling and Canning'e doğru gidelim. Bu tarafı geliştiriyoruz da bu taraf artık bayağı bir sıkıntıda. Yani 3 turdur 4 turdur düzenli saldırı alıyor bu taraf. Hadi biraz Light Dragon verelim oraya da toparlamaya çalışsın. Court of Justice %15 vergi veriyor. Olabilir. Fabrikalarda bir gelişim yok zaten. O zaman vergiyi alalım. Ver vergini. Ver o vergiyi bakayım. Limanları da boş gibi duruyor. O yüzden dert yok ya. Şu an güvendeyiz. Bizim bir tane gemimiz de burada mı? Bunların şeyini bir kapatalım, ticaretini. Akmasın dışarı ticaret. Adamın bir full ordusu burada var. Bir yarım ordusu da burada var ya. Bu en son yendiğimiz orduysa hala daha da güçlü bir ordu. Belki de anakaradan asker basıp taşıma vaktimiz geldi. Bilmiyorum. Para yok gerçi şu an. Müzikleri çok tatlıymış. YouTube'da videolar var o olayla ilgili. Ne o? Şey mi diyorsun? O sinek tuzağı mı? Selamlar keller. Ona bir bakacağım ya. Her gün böyle 3-4 tane minik minik sinekler böyle incecik gözükmüyor bile. Bir de ilk yaptıkları şey böyle hani ışıkta monitörün önünden geçince fark ediyorum. İlk yaptıkları şey su bardağıma kamikaze saldırısı oluyor. Mecbur pet şişeyle su içmeye başladım. Ya da camı kapatacağım ama camı kapatmak mümkün değil yani. O kadar sıcak ki. Kalorifer bir yandan, kasa aşağıdan. Kıçım alev alacak oturmaktan. Sineğe tuzak mı bu, ne kadar? Tiyatrocu diyemezsiniz. Dur, o başka bir şeydi, pardon. Çamdan mı? Cızbız alsam... Yo, o cızbızlar şey için lan. Kara sinekler için. Benim dediğim bu minnacık ya. İnce ince yavşak yavşak uçan sinekler. O ne ya? Napolyon geldi. Ah. Ebenin şantıymış. Valla bu ordu patlar. O yüzden bu orduyu kaçıralım. Kaçırabiliyorsak kaçıralım. Buraya bir dönüş yaparız illaki. Evet. Ordu patlaması, hani maksat sıfırdan ordu yapmış olmayalım boşu boşuna. Zaten buraya çok büyük bir para harcamadık. Yeni bir ordu yapınca daha güçlü gideriz. Bu sırada orduyu güçlendirmek için de bir çaba içine girelim ya. Bizim ordu hakikaten çok şey. Kötü değil ama kalabalık da değil, şey de değil. Nasıl tarif edeyim bunu? Ne kalabalık bir ordumuz var, ne de şey bir ordumuz var. Efektif. Yani devamlı burada saldırı altında kalan bir ordunun yenilenmesi ve büyümesi çok olası bir şey değil. Mecburen bize şey lazım. Daha çok birlik lazım. Onu da üretebileceğimiz bir alanımız yok. Londra var bir tek. Yani maksat şu an bekleyelim. Hazırlanalım. 2 ordu, 3 ordu olalım. Ondan sonra başlarım çıkarmaya. Şey gibi, D-Day gibi. Ama kötü kısım, evet, üniversiteyi kaybedeceğiz. Ne yapacak bir şeyim yok. Buradaki yatırımların hepsini sonlandıralım da bize para gelsin diye gibi. O parayı da kullanırız işte orada burada. Market yapımıdır, şudur, budur. Tamam. Aleykümselam Abdullah, hoş geldin. Ver yani. Oradaki Arm Citizen'ı kullanamam zaten. Hoş geldin İmparator, biz de gidiyorduk. Napolyon full yıldız olması lazım. İyiyim Abdullah, senden ne haber? Waterloo haritada nereye denk geliyor? Güzel bir soru. Fuck.
Fransa'nın sınırında kuzey bir yer miydi? Avusturya'da mıydı? Şey tarafında, yani şu an güncel dünya haritasına göre söyleyeyim. Almanya'nın içinde Fransa sınırına yakın diyebiliyorum. Ya da tamamen götümden uydurdum şu an. Belçika'da mı? Doğrudur, olabilir. Batavian. Counter offer yapsak, bir de trade atsak. Hem barış yaptık hem ticaret yaptık. Mis. Mis. Bence götünde uydurdun ama ben inandım şahsen. Tamam, Flanders'i verdik ama Batavia ile barış yaptık. Bence bu güzel bir çıkar oldu bizim için. Şimdi bizim dry dock'ları büyütmemiz ve daha çok gemi hazırlamamız gerekiyor. Elbette 106 ship falan, bunlar güzel de tek seferde zaten çok üretemiyoruz. O yüzden mecburen biraz yatırımımızı arttırmamız lazım. Biraz ticaret filosu yatırımımızı arttırmamız lazım. Daha büyük bir ticaret filosu oluşturarak mümkünse yeni alanlara gidelim. Şu an aldığımız alanlar fena değil. Çok da büyük değil. Ticaretten katın alıyoruz ki katının fiyatı iyi. 31 şeyi. Tobacco 25. Furse 22. Yani en ucuzu fur aslında şu an. Deri o kadar da önemli değil. Spice ve Ivory uçuyor. Şeker de onları takip ediyor. Bunu yapabilmemiz için tabii ki şeye ihtiyacımız var. Burası ne satıyordu ki? Fur. Tobacco, katın. Tobacco'dan bir tane gemi azaltıp katını arttırabilirim. Biraz daha Tobacco'yu azalttım. Fiyatı da yükselir. 27 oldu. 30'a düştü katının fiyatı ama daha çok katın geliyor. Gelirimiz bu sebeple biraz daha artacak. Orduyu bir indir. Ordu bir gitsin, şey yapsın. For crown and country. Yollayalım da bir toparlasın sayılarını. Ya ona göre de işte şeyleri düzeltmemiz lazım. Askeri binaları falan güçlendirip Fransa ile öyle bir savaşa girebiliriz. Cebeli'yi geliştirmek geliştirmemek hakkında hala daha ileri geri düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapsam diye. Cebeli'ye 2-3 asker basıp Starfort yapsak oraya. Starfort. Tutabilir. Bence Brahmoment. Bizim Amiral Nelson var mı? Var. Horatio Nelson var. Prusya benden teknoloji istiyor. Karşılığında bir cacık yok. Military Alliance karşılığında iki tane teknoloji verilmez. Ben babamın hayrını açmıyorum onu. Sende ne var? Division of Labor var. National Census var. Fire and Advance. Fire and Advance çok etkili değil. Division of Labor'ı ben şu an açıyorum zaten. National Census'ı verirse anlaşırız. Counter offer'a bu mu dedi? Ticaret olmaz. Bu yürümez hoca. Bunu geçeceksin. Abi şu ikisini yine bir... Ha dur, ben yanlış şey yaptım. Şöyle yapacağız. Abi şunu kabul ediyorsan et. Reddetti. Keyfim bilir. Amiral Nelson savaşta ölünce cenazesini bozulmadan götürmek için sirke fıçısının içine koyup götürmüşler. Ben bal olmasın o. Yani bal olması lazım diye tahmin ediyorum. Sirke mi? Emin miyiz sirkeden? Bu sırada aranızda şeyi alan ve okuyan oldu mu? ESG'nin yeni kitabını. Ne? Nasıl ya? Bozdu. Ay pezevenk. Poverty Controls. Repression veriyor. Fabrikayı açıyor. Aa, güzel. Güzel. Bunu ne açıyor Allah aşkına Barracks'ı? Ha, National Census bunları açıyor. O zaman National Census'ı açalım da askeriye bir üst seviyelere gitsin. Enable Inspire Unit Ability veriyor. Drill School açılıyor. Şu açılıyor. Army Corps veriyorsun. Topçu binası mı? Supply Depot açıyor. Boş iş. Top Gallant. Gemilerin hızını arttırıyor. Bak yine uçuyor yavşak sinek. Minnacık da bir şey anasını satayım. Yapayım da bardağıma girmeye çalışmasın.
ESG ne? Emrah Sefa Gürkan. Evet. Kitap ezikler içindir videosunu. Wow. Wow. Ömrü hayatımda bu kadar cahilce bir şey duymamıştım. Çok hoşuma gitti. Wow. Öğretmeni geri yollayayım. Orduyu geri yollayayım. Neyse kısadayınsa aranızda satın alan veya okuyan oldu mu? Ben tekrar muhabbeti oraya getireyim. Sanırım kimse okumamış çünkü. Amiral Nelson Osmanlı-Mısır savaş var demiş. Okamıyorum diye mi kıskandım? 425. Pardon onu da. Yolları biraz daha geliştiririz. Limanın iki turu var. Devam ya. Ben sipariş ettim, bekliyorum daha. Ben de sipariş ettim de okuyamadım. Daha gelmedi. O ne diyordan izliyorum ben. Ya Allah aşkına o ne diyordan. Bir şey demeyeceğim. 100 TL donate. Nerede olduğumu bilmiyorum ki. Minnacık bir şey. Işıkta görülecek gibi değil. Anca böyle monitörün önünden geçince ışık kaynağı var tepede. Ben böyle yaptım. Mesela suratım kapanıyor ya. Onun şeyinden görebiliyorum. ESG YouTube'daki gözlüklü bey miydi? Böyle hafif çatlak gibi. Evet, papyonlu olan. Doğrudur. Cebeli'yi verdi, verdi, verdi. Neler planlıyorsun? Ordu yapıp Normandiya çıkarması tarzında bir çıkarma yapmayı planlıyorum ama öncesinde denizi kontrol etmemiz lazım. Denizi kontrol kısmı biraz sürecek gibi duruyor çünkü gemiler çok yavaş yapılıyor oyunda. Oyundaki ana şeyim bu, stratejim bu. Bir yandan da işte şehirleri geliştirmek için zaman geçiriyorum. Bol bol geliştirelim, paramız artsın. Ondan sonra seri bir asker basımına geçelim. Gözlükten çok papyon unik. Evet. Aa, filo birleştiriyor. Verdi, verdi, verdi. ESG'yi 2x hızlı izleyene helal olsun zaten. Ben videoları bir şey diyeceğim. Hani bilmiyorum siz nasıl bir tercih yapıyorsunuz ama ben videoları çoğu zaman 2x'de izleyemiyorum. Yani 1x'in üzerine veya altına indiğim video yok herhalde. Olmaması lazım. Ya bir tek Legend of Total War'u arada izlerken 1.5-2x yapıyorum çünkü çok yavaş oynuyor oyunu. Ha güzel oynuyor, çok iyi oynuyor. Herif hakikaten Legend of Total War ama çok yavaş oynuyor. Dayanamıyorum öyle şeylere ben. Indiaman 50 gun rate. Duyuyor musun beni yavşak? Dipsy teşekkür ediyorum abone için, 4. ayın kutlu olsun. Hadi savaşalım. ESG oyun mu oynuyor? Paradox oyunlarının hepsini oynuyor. Güzel yanı da o ya. Crusader Kings, EU4 falan alayını oynuyor. Hoi moi. Tam bir Paradox fanboy. Benim bir Prime vardı. Dünden beri bekliyorum. Abi şöyle bıraktım kanalın kirasını, iyi yayınlar dilerim, seviyorsun demiş. Teşekkür ediyorum Dipsy. EU4 ya da Total War gelsin. İkna edersek gelsin. Yakaladım büyük ihtimalle seni. Aha. Lan. Vallahi yanımda onu ezebileceğim bir şey yoktu. Elimden başka. Neyse ki kolonyam var. Pis mahlukat. Sineği de ezmiş bulunduk. Evet. Duyuyor musun beni ya? Shift line saldırıya attı yapalım. Mert teşekkür ediyorum aboneliğin için. El Fatih'e alandın. Ne katliamı kardeş. Rüzgar da lehimize bu sırada. Çok iyi. Full sail hoca, full sail. Hop. Ne oluyor lan burada demiş. Oo Emirhan Bey hoş geldiniz.
Sizleri burada görmek büyük bir şeref. Bu sefer şöyle ayarladım. Top menzilinin dışındalar ya. Herhalde çok uçuk kaçık atış yapmazsa tutturmaması lazım bizim gemiyi. Ama bu geminin yerinde olmak isteyen var mı aranızda? Ben olmak istemezdim yani. Bir yerde 122 top var, diğer yerde 98 top var. Ultimate Admiral'dan tecrübeli izlemiş. Korkmam için gittim. Bu sırada eğer ki bu tarz savaşları seviyorsanız Admiral and Commander bilmem ne of the sea vardı film. Şey oynuyor. Russell Crowe oynuyor. Admiral Commander High Fleet at Sea mi? Öyle bir şey. Napolyon dönemini anlatan bir film. Napolyon dönemi deniz savaşı. Master and Commander Fleet at the High Seas mi diyor? Öyle bir şey ya. Ya Russell Crowe yaz, tamam mı? Admiral and Commander yaz. Çıkar zaten. Bu oyunda da var tabii ki. Şey işte, chain shot. Zincirli gülleler. Zaten yelkenler deliniyor gördüm. Hedefi nereye aldığına bağlı biraz daha. Nelson burada zaten oğlum. Master and Commander bu galiba. Evet. Master and Commander of the Far Side of the World. Aynen. Ben tavsiye edebilirim. Güzel bir film bayağı. Hani bu tarz bir gemi savaşı şeyi ya bu kadar büyük çaplı değil tabii ki ama dönem olarak Napolyon döneminde geçiyor ve gemi savaşı üzerine. Eğer ki merak edeniniz varsa izleyin. Güzel filmdir. Burak da orada Türkçesini yazmış fukara gibi. The Terror da fena değildi. Onda deniz savaşı yoktu ama yine bu dönemin gemileri daha 1919. yüzyıl dönemi olması lazım o. 19. yüzyılın sonları doğru diye hatırlıyorum. Onda da mesela şey kutuplara gidip şey bulmaya çalışıyorlar. Geçit bulmaya çalışıyorlar. İngiliz gemileri. Yani biraz fantastik. Ha, belki o hoşunuza gitmeyebilir. Bunu bordolayabiliyor muyum? Pes etti gitti mesela adam. Bordolayamıyor muyum? Ne geçidi? Gemilerin daha rahat geçmesi için yani gemilerin kuzeyden geçebilmesi için. Terör ikinci sezon Japonlarla alakalı çok saçma geldi. İkinci sezon ilk bölümden sonra bıraktım. Ben ikinci sezon ilk bölümü bile izlemedim. İlk bölüm şey ilk sezon fena değildi. Eğlenceliydi ama. Two Decker vs. Three Decker savaş iyiydi. Ve şöyle bir geminin bu kadar topu bu açıdan bu sertlikle atmasından sonra bu gemi direkt batar bu sırada. Bakın fizik kanunlarını falan bir yana bırakıyorum. Yüksekten atıyorsunuz. Yani vurduğunuz şey tepeden girip alttan çıkıyor olmalı. Ya da alta kadar deliyor olmalı. Bu geminin batmaması zaten bir mucize olur ya. Yüksekten alçağa vuruyorsun çünkü. Kafasından aşağı gülle bırakmak gibi. Batmaz mı? O zaman fizik bilen birileri evet aydınlatsın. Her yeri delinmiş zaten. Kanister atsan kuru ölürdü. Bana batması lazım gibi geliyor çünkü tepeden vuruyorsun. Yani düz vurma
açısında hani bir yanından girer diğer yanından çıkar onu anlarım da tepeden vurduğunda dibe kadar gider herhalde yani zırha bağlıdır diye. Ben fizik biliyorum açılın demiş. Ama gemi mühendisliği bilmiyorum diye bir anda işi daha da bilimsel hale getirmesi yok mu? Gemi mühendisliği ayrı bir dünya diyeyim. Gel şu. Dur bak kendimi daha iyi açıklayacağım şimdi. Gözüküyor değil mi? Bak şöyle tutarsam bu o gemi diyelim tamam mı? Biz bu açıdayız. Yani ikisi arasında şöyle bir açı farkı. Niye elle yapmıyorsam. Şöyle bir açı farkı var ya. Ben buradan böylemesine sıkıyorum. Yani normalde aynı hizada olsak. Aynı iki katlı, üç katlı. Aynı gemiler olsak. Mermi düz gidecek. Ama biz yukarıdan sıkıyoruz. Mermi aşağıya doğru sıkıyoruz. Yani gülleyi aşağı doğru sıkıyoruz. Dolayısıyla yani geminin alt tarafına doğru gitmesi gerekiyor güllelerin. Tepeden giren güllelerin. Aynı hizadan sıksan geminin diğer tarafından çıkacak gülle. Herhangi bir şeye çarpmadığı sürece tabii ki. Filmi hemen izliyorum. İyi seyirler. Fiziğe giriş 101. Diğer gemide 7-8 kat vardır. Hepsini delemez herhalde. 3-4 katı deler demiş. O kadar kat var mıdır ya? İncecik gemi 32 toplu gemilerden söz ediyoruz. Bunu bir tartışalım. Biraz şey gelsin. Entelektüellik gelsin kanala. Hep göt hep bilmem ne. Bir şey yapın. Silkeleyin kendinize gibi. Bir yandan da giydiriyor. Kenan sağlık teşekkür ediyorum. Aboneliğin için aramıza hoş geldin. Doğrusun delmese bile ağırlık yapar yine batırır belli bir süre sonra demiş. Yani bence de. Boşver götten devam ki. Warhammer 3 nerede kardeşim? Kendi generalimizi yapabiliyormuşuz. Yükseldim bayağı. Kendi generalimizden ziyade kendi kaos prensimize benzettim ben. Allah böyle yaratmış. Biz kimiz ki tartışalım. Lan gemi bu. Bu gemilerin adı var mı? Var tabii ki canım. First rate, second rate, işte bilmem ne frigate, bilmem kaç toplu frigate. Ship of the line, second ship of the line. Hepsinin farklı farklı isimleri var. Mass mobilization mutluluklar. Yok verme. Rimli teşekkür ediyorum aboneliğin için. İkinci ayın kutlu olsun. Bilo daha var. Evet. Yani hasarlı yakalanacağız ama neyse. Şu 50 gun frigate'i de ver. Brig ve şey... Otomatik deyince çok gemi kaybediyoruz. Demeyelim çünkü bir geminin çıkmasını 5 tur bekliyorum. Yani 5 tur için bir geminin böyle şak diye batması hiç hoş değil. Ne oluyor ya? Heh. Tesus'un gemisini konuşmadan geçmeyelim demiş. Bunları biraz daha geniş yapalım. Heh. Ama şöyle bir şey var. Attığımız gülle tarzında ağırlık yapar ama delmesi bir ya da ikinci katta duracaktır demiş. Hemen tartışalım. Nerede o gemi? İki kere tıklayınca da gidemiyoruz. Arkadaşlar bu gemide kaç kat vardır sizce? Yani bir top şeyinin bir altında kamera vardır. Hadi bir kat daha olsun. Dört katlı falan mıdır yani? Frigate. Hadi sizi kırmayayım 5 kat olsun ki bence o kadar yoktur bile. Teşekkür ediyorum Kenan. YouTube'dan takip ettiğin için de teşekkür ediyorum. Kaç Decker oğlum? 38 gunlı frigate oğlum bu. Decker değil ki. Decker diye mi geçiyor bu? Adam bu sırada rüzgara karşı niye bu kadar hızlı ilerliyor ya? Sinirleniyorum şu an. 3 kat. Ya diyorum ya sizin için 5 olsun. Ne kadar delebilir? Bence gülle bayağı deler yani.
Gerçi bunlar zırhlı gemiler, hani bakır zırhlı ya da demir değiller de bakır zırhları falan oluyor bunların kompartmanları arası ama. Esmiyor. Esse böyle olmaz. Rüzgar esmiyor. Nem çok nem. Botların neden rüzgara karşı gittiğini 15 yıldır anlamadım. Vallahi ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Rüzgara karşı gidiyor ve bayağı hızlı gidiyor. Yetişemiyorum. Ultimate Admiral oynuyor olsaydık şu an geriye gidiyordu bu gemiler. Ultimate Admiral'ın o yanını övebiliriz bence. O konuda bayağı başarılı hani. Ya büyük geminin karşısında rüzgar esiyor, hiç gidemiyoruz baksana. Hmm. 38 topluysa yani 19, 19. Böyle hesaplanmaz. Üstü de var, önü de var, kıçı da var. Yani bir tarafta 6-8 top falan olsa herif. Üst katında bir daha bilmem ne. Zincirli atışın menzili bayağı düşük. Deniz kağıt gibi çok güzel ama esmiyor. Sen niye bu kadar anarşistsin? Napolyon hoş geldin. Ne yüzerdim burada mı? Denizin üstüne bırakırsanız şişerim ben. Niye yüzeyim anasını satayım? Manyak mıyım ben yüzeceğim ben? Yüzerdin diyor adam bir de. Efor sarf ettirecek bana boşu boşuna. Gereksiz hasar alıyoruz, o kötü. Hamleps teşekkür ediyorum aboneliğin için. 5. ayın kutlu olsun. Şişman felsefesi. Bir kere Özgün'le Oğuz'u ziyarete gitmiştik bak. Yaz tatili, tamam mı? Göl var. Göle davet etmişti bizi Oğuz falan. Özgün'le ne kafaya girdim bilmiyorum. Yarışmaya kalktık. Özgün eski yüzücüdür bu sırada. Şişman olduğuna bakmayın. Eskiden de yüzüyordu. Eskiden dediğim ilkokul, ortaokul zamanı. Neyse. İşte bir yerde duba vardı Şamandıra. Ona kadar yüzeceğiz, geri geleceğiz. İş bu. Yüzdük falan. Bayağı da kafa kafaya yüzdük yani. Özgün geri döndü. Özgün oradan geri döndü. Ben şöyle bir Şamandıra'ya sarıldım. Ama nasıl sarılıyorum biliyor musun? Bıraksam öleceğim. Eminim. Öleceğimden %100 eminim bu sırada. Çünkü nefes alamıyorum. Özgün geri dönebildi. Ben orada böyle sarılarak bekledim. Bir yarım saat falan sürdü rahat kendime gelmem. Futbolda da öyleydi. Halı saha maçı yapardık. Lisedeyken çok yapardım. Böyle bazen gaza gelirdim. Ya gole gidiyor adam. Yani tutmak lazım. Hırslıyımdır da biraz oyunlardan biliyorsunuz. Koştum moştum. Depar atıyorum. Koşmak da değil. Patır patır depar atıyorum. Yakaladım. Şey yaptım. Çelmeyi taktım. Çelme de değil işte. Kayarak önünü kestim yani. Çocuğu düşürmedim de topu şey yaptım. Yerden bir daha kalkmadım. Yani o yatıp kaymaktan sonra bıraktım kendimi. Böyle durdum yerde çünkü kalkacak şeyim kalmadı. Bir kere yatınca dedim ki tamam yani buymuş. Dünya varmış ve buymuş. Ben bunu çalarım ya.
At bir zincirli gülle. Zaten büyük geminin teknik olarak yenmesi lazım da. Yani rüzgarda büyük gemi daha hızlı gitmeli diye tahmin ediyorum. Romanlara büyüktü canım. Amacın neydi ki? Koşmakta mı diyor? Halı saha işte, yani adam gol atacak koşmazsak. Gidiyor. Tek başına. Arkadan koşup yakalamak istedim. Koşarım. İyi de koşarım da. Kilo olunca koşma bittikten sonrası kötü oluyor. Uzun ve ince sokağı hızı mı? Yelken sayısı daha fazla ama rüzgar da arkamızda. Bizim daha hızlı gitmemiz gerekmiyor mu? Bugün bol bol fizik tartışalım. Mühendislik, fizik. Yelken sayısı bizden yana gerçi olmaya da bilir. Elif de 3 şeyli. Petez mi dedin sen bana? Ben mi yanlış anladım seni? Ne kadar mürettebatı var? Epey de mürettebatı var ama. 15 dakika yeterlerdi. Oğlum ben sigaram da yok yani, benim ciğerlerim de temiz. Şişmanlık var. Geliyorsun yani. Peki. Ha, yakaladık galiba. Ha, pes etti herif. Battı gemi lan. Biraz su alıyormuş, evet.